Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar size yine yepyeni bir model hazırladım. Bunu daha önce arkadaşlar bu modeli size şöyle Tek yaprağın kenarında tek olarak, şöyle çiçeğimizin tek yaprağı olarak hazırlamıştım. Zaten en sevdiğiniz modelim de o, o sanırım. Bu şekilde 5 tane yapraktan oluşan çiçek hazırladım. Hatta yaprak yerine yeşille yaparak bu şekilde aynı şöyle beşli bir çiçek hazırladım. Evet, şöyle gerçekten mekik'ten hiçbir farkı olmayan bir çiçek oldu ve şimdi bunun modelimizin motifimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar motifimizi bu en küçük boy serum halkasının içine yapacağız ve sık iğne ile sarı ipimi buraya sabitledim. Bu sefer rengimiz eflatun yerine sarı olacak ve 20 tane zincir çekerek başlıyorum. 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şöyle tersini çevirdim ters tarafını. Buraya serum halkamızın içine yine şöyle sık iğne ile sabitliyorum 20 zincirimi. Hemen bakın. Şöyle bir zincirimi çekip düz yüzüne çevirdim. Bu serum halkamızın içine şey pardon bu 20 zincirimizin içine 10 tane bu şekilde sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 şöyle 7 8 9 ve 10. Yani yarısını e, bu şekilde sık iğne ile doldurduk arkadaşlar ve buraya 8 tane zincir çekiyorum. Evet, tam ortasına 8 tane zincirimi çektim ve bunu da zincirimin içine kapatıyorum. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bir zincir çekip şöyle ters tarafına çevirdim bakın. Bu şekilde. Bu 8 zincirin içine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 9 tane veya arkadaşlar o kadar alıyor. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde 8 veya 9 tane alıyor arkadaşlar bakın şu şekil oldu yarısını sık iğne yaptık ters tarafından da bu 8 zincirli yuvayı bu şekilde doldurduk şimdi bir zincir çekerek ipimi bırakıp şöyle düz yüzüne çevirdim bakın bu şekil oluyor düz yüzüne döndük bu küçük yuvalar ters tarafın sık iğneli biz de düz tarafındayız şöyle parmağımı sarayım bu aradan bakın çektiğimiz bu 20 zincirli aradan girip bu bıraktığım ilmeği tığıma takıyorum bu şekilde. Şimdi buraya iyi bakın arkadaşlar. Bunu geçireceğim bakın. Direkt halkamın içinden geçiriyorum buraya. İlk önce bakın bir zincir çekmiştik ya. Onu bu şekilde bir sık iğne ile buraya tutturuyorum. Sonra zincirimin arasından girip o şekilde sık iğne ile tutturuyorum ve bu kolye gibi olan sık iğne 8 zincirli. Sık iğne bu şekilde tam ortada duruyor. Geriye kalan bu kısma da 10 tane sık iğne yapıyorum. Şu şekil bakın arkadaşlar. Şimdi bunu kalp haline getireceğiz. 2 oldu. 3 4 5 6 Şöyle sizle konuşurken ileri ileri gidebiliyor ekran karşısında hafif çekiyorum. 7 ve 8 ve 9 10. 10'a 10. Sağda da 10, solda da 10 tane sık iğneyi yaptık ve son olarak bir tane de halkanın serum halkasının içine giriyorum şöyle. Buraya sabitliyorum. Şimdi Hemen bir tane sık iğne yapalım. iki tane yerine sık iğne şey iki tane kalp arasına bir tane sık iğne yapıyorum. Yine buraya 20 tane zincir çekeceğiz. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Serum olduğu için kayıyor. Şöyle çekince geliyor. Ortasında bu şekilde kolyemiz hazır. Ve bir tane daha yapalım. Yine 20 zincirimizi çekerek başlayalım bakın. Buralar şöyle kenarları dolunca sıklaşacak zaten arkadaşlar. Düz etmeye bile gerek yok yani. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet 20 tane zincirimi çektim. Şöyle çevirdim bakın. Bu sık iğne yapmıştık ya bir tane araya. Oradan girip Bakın serum halkasına girdim. Şöyle sık iğnenin tepesine değil serum halkasına. O sık iğne iki tanesini ayırt etmemiz için ikisini yani şöyle bir mesafe olması için sık iğne bir de bu 20 zincir kolay sık iğnenin üzerine kapanıyor arkadaşlar. O bir sık iğne bizim işimize yarıyor. Yine tekrar 20 zinciri kapatınca yanına bir tane sık iğne yaptım. Şöyle bir zincirle düz yüzüne döndüm. Aynı şekilde ilkinde olduğu gibi buraya 10 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir başlayalım. Yarısını yani sık iğne ile dolduracağız. 2 Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar 3 4 5 6 6 7 8 9 şöyle yaptıklarımız hafif kaydırırsak yaparken ekran önünde de veya siz şöyle sıkı sıkı da yapabilirsiniz Evet bu şekilde 10 tane zinciri buraya çektim bakın 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 hemen bu 20 zincirli yuvanın içine sık iğne ile 8 zincirimi sabitliyorum şöyle dibine de bir tane zincir çekip ters tarafından çevirdim buraya şöyle arkadaşlar 9 tane sık iğne yapıyoruz demin 9 aldı şimdi de 9 tane yapalım 2 3 4 5 6 şöyle 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğneyi doldurduk küçük yuvamızı ters tarafından. Şöyle dibine bir zincirimizi çekip ipimizi bıraktık. Düz yüzüne döndüm. Şöyle bakın bu bu 20 zincirli yuvadan geçip ilmeğimi bu şekilde tuttum. Bakın şöyle daratıyorum parmağımla yukarı çekince ip daralıyor ve bunu hemen ortadan bakın ortasından çıkınca hemen bu yuvada kendiliğinden geliyor arkadaşlar yerleşiyor orta kısma ve buraya sık iğne yapıyorum bu tarafta kalan 10 zincirime de sık iğne yapıyorum ve bu küçük halkam ortaya oturuyor Şimdi buraya geri kalan kısma da yine 10 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, şöyle 3, 3, 4, hemen 5, görmeniz için şu şekilde tutayım. 6, 7, 8, Hafif tırnağımla sıyırınca diğer iki tane sık iğneme de yer açılıyor. 9 ve 10. Evet. Bakın 10 tane de bu tarafına yaptık. 10 sık iğneden sonra bir tane de arkadaşlar halkaya sık iğne yapıyorum. Şöyle geçiş içinde iki tane yapıyorum. Bakın çok güzel oluyor kalplerin içinde kolye ve bundan aynısından bir tane daha yapıp geliyorum. Evet şimdi yeşil kısmını aynı sistemle yapacağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde uzun bırakın. Bu kenarda şöyle yanık hızlı pırtlar yoksa. Şimdi buraya iki tane yapacağız ya. Orada altta bu ip kaynayacak. Kenardan da ip yanık izi olmasın. Güzel bir şöyle görünümünüz olsun. Siz de bu püf noktalara dikkat ederseniz iyi olur arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde 20 tane zincir çekerek başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şöyle çevirdim. Bakın. Buraya şöyle serum halkasının içine giriyorum. Şu üst üste gelmemesi için şöyle hafif ittirin arkadaşlar. Yeşiller ikisi sıkıyn üst üste gelmesin şöyle kenarda olsun ve bir zincirle dönüyorum düz tarafına şunu hemen arkaya alayım Evet düz yüzüne döndük bir zincirimizde düz yüzüne döndük yine kenardan 10 tane sık iğne yapıyorum bu bir bu iki üç dört beş altı 7, 8, 9, 10. 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6. Evet. Hemen sık iğne ile buraya 8 zincirimi sabitliyorum. Zincir sayını sıkı sıkı çektiğim için 8 arkadaşlar. Hemen bir zincirimi çekiyorum döndüm ters tarafına. Şöyle 8 zincirin içine 8 tane sık iğne yaparak dolduruyoruz. 1 Şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğneyi bu şekilde yaptım ve şöyle bir zincir çekip ipimi bırakıyorum çevirdim bakın bu şekilde oluyor şöyle çevirdim düz tarafındayız ve buradan hemen 20 zincirli yerden ilmeğimi takıp bakın bıraktığım ilmeğimi tığıma takıp şöyle tam ortasından geçirdim Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle kalan bu 10 zincirin arasından girip şöyle arkadaşlar iyice birbirine yakın olması için çektim. Hemen bakın geri kalan kısma da bu şekilde 10 tane sık iğne yapıyorum. Bu bir. Bu iki. Şöyle tutayım. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane bu şekilde sık iğneyi buraya yaptım. Yine serum halkasına şöyle biraz aralayıp bakın. Bu şekilde serum halkasına girip sık iğne yapıyorum. Evet. Yine aynı şekilde bakın. Şöyle arkadaşlar yaptığımız işimizde aynı şekilde buraya şöyle sık iğne yapalım arkadaşlar. Rahat 20 zincirimizi dönmesi için şöyle bir sık iğnemi yapıyorum. Ve 20 zincir. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 zincirimi çekiyorum ve buraya halkamın bakın içine böyle sık iğnemin üzerinden ilmeğimi alıyorum. Bakın. Buraya sabitledim. Hemen bir zincir çekiyorum döndüm. Bu 20 zincirli yeşil yuvamın içine girip 10 tane sık iğne yapacağım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet. 10 tane sık iğnemiz hazır. Yine 8 zincirimi çekiyorum. ve buraya sabitliyorum. Bir zincirimi çektim, döndüm. Yine aynı şekilde buraya 8 tane sık iğne yapıyor, yapalım. Yapıyoruz. Evet, şöyle tutması biraz tırnak istiyor arkadaşlar. bir 2 3 4 5 6 7 ve 8 evet. 8 tane bu şekilde sık iğneyi hazırladım bir zincirimi çektim ipimi bıraktım şöyle düz yüzüne döndük bak düz yüzünde şimdi buradan aradan geçiyorum ilmeğimi tutup bakın bu şekilde ilmeğimi sık iğne yapıyorum buraya 20 zincirli yere de şey geri kalan zincirli yere de arkadaşlar giriyorum bu sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum bakın. halka bu şekilde iki sık iğne ile bir tutunca sık iğne bir de kenardan sık iğne yapınca şöyle bakın kendiliğinden buraya halkamız oturuyor. Geri kalan kısma da 10 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir. Şöyle yapalım rahat görün. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. buraya sık iğne ile yani serum halkasına 10 sık iğneden sonra tekrar giriyorum şöyle dibine de bir tane zincirimi çekiyorum ipimi koparıp hemen yakıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın şöyle ipleri de yakınca modelimiz bu şekilde hazır bakın bunu şimdi tülbentimize tutturacağız yaptığımız çiçeğimizi ve tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik ikişer zincir çekerken çekerek tülbentimizi de bu şekilde hazırladık ilk başlarken bu şekilde başlıyoruz tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum 3 tane zincir bir defa tığımı doladım ve tığ battımın içine girdiğim 1 2 2 4 zincir 4 zincirimi buraya sık iğne ile sabitledim 1 ve 2 2 zincirimi çektim şöyle tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim şimdi arkadaşlar Buraya 5 tane bu şekilde gösterdiğimi bu sırada 5 tane trabzanı yaptık ve hemen şöyle 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir kapatıyorum. 1 2 3 zincir ara sıyğından sonra da bu şekilde 3 tane tığ hazırlıyoruz şöyle arkadaşlar yaptığımız çiçeğimizi alıyoruz bakın üç tane sarıdan iki tane de yeşilden yaptık bunu e, tam bu yeşille sarının ortasından tutturacağım halkanın içine bakın direkt bu halkanın içine giriyorum ikisinin arasına ve buraya sık iğne yapıyorum kenarından tutturdum yine 3 zincirimi çekiyorum Şöyle bakın önden de giden var arkadaşlar. Ben gidemiyorum. Şöyle arkadan bu şekilde gidiyorum. Nasıl alışkanlık hale getirdiyseniz bu şekilde de gidebilirsiniz ve tığ battığımız hazır. 1 2 ve 3. 3 zincirimi çektim. Hemen tığ battığımın içine girdim. Şöyle bir zincirimi çekip bırakıyorum bu yaptığım bakın düz, düzlüyorum arkası tam kaç tığ battıya dek geliyorsa o tığ battı da yapın arkadaşlar ve ben buradan şöyle tam ortasından geçtim ilmeği tuttum ve bu şekilde bakın sık iğne ile yine öbür yeşilin bu yeşil bir de bir ikinci yeşilin arasından geçip sık iğne ile buraya tutturuyorum motifimizi bu şekilde şöyle kaydıralım yeşile doğru yeşil renk olduğu için yeşile doğru otutturdum yine bir iki üç zincir hemen bakın arkadaşlar sıradaki tığ battımın içine girip tığ battı yapıyorum bu bir yine üç zincir Yine tığ battının içine giriyorum. 1 2 3 zincir. Yine tığ battımın içine girip bu şekilde 3 tane de bu tarafı yapıyorum. Şöyle 3 zincirimizi çekelim. Şimdi bir tane tığ battı göstereyim bakalım arkadaşlar. 2 şey pardon 1 2 2. 3 sefer olacak. 1 2 3 4 zincir kapattım tırabzanımı. Hemen iki tane sık iğne yapıyorum. ve 2 zincir. iki sık iğneden sonra iki zincir çekip kapatıyorum buraya. Yine 3 zincir ve yandaki boşluğa battıya 1 2 2. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Bu şekilde. Yine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir ve iki. Bir, iki zincir. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet şimdi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın çok hoş bir motifimiz oldu şöyle çıtı pıtı ara suyuyla da ikisi birbirine çok yakıştı bakın arkadaşlar çok uyumlu oldu ikisi çünkü e, ara suyu motifimizin önüne geçmesini istemedim ağır bir ara suyu yapıp da şöyle motifim kendini kaybetsin istemedim daha böyle ön planda motifler çünkü mekik mekiğe benziyor mekik görünümlü ama tığ oyası artık tığ oyasından iğne oyası ve mekik oyası her şeyi yapabiliyoruz değil mi arkadaşlar evet bu şekilde. Şöyle ön planlı. Yakınıza tutayım daha net inşallah çıkar. Çok güzel oldu. İnşallah bu güzellik kameraya da yansıyordur. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle renklerimi göstereyim. Çok da güzel oldu. Evet kamera önünde de bu kadar oluyor. Şöyle sizler koltuklarınıza daha güzel, daha rahat yaparsınız inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.